Selam arkadaşlar. Bugün size harika bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Biz burada Amerika'da çok sıkça yapılan bir kahvaltılık. Özellikle diyet menülerinin vazgeçilmezi. Bunun için de malzemelerimi öncelikle söyleyeyim. 2 yemek kaşığı dolusu yulafım var. 1 çay bardağı süt ılık olacak. 2 tane yumurta ve 1 dilim kaşar. Yalnız bu diyet olacak, yağsız. Tamamıyla diyet. Nasıl yapılacağını hemen geçelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kabımızın içerisine kaseye yulafımızı alıyoruz. 2 yemek kaşığı. Bu şekilde üzerine ılık sütümüzü dökeceğiz arkadaşlar. Çok basit ama çok çok lezzetli arkadaşlar. Şöyle karıştırıyorum ve 2 dakika yulafların iyice yumuşamasını, şişmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğiz. Şu şekilde ılık sütle beraber bekleteceğim. Evet, sütümüz yulafımızı iyice yumuşattı arkadaşlar. Şimdi diğer yumurtasını koyacağım arkadaşlar. Bu o kadar güzel, o kadar pratik ve ucuz bir tarif ki eminim siz de çok yapacaksınız. Şöyle 2 tane yumurtamızı hemen kırıyoruz içerisine. İyice çırpacağız. Hazırlanması çok çok kolay ama çok lezzetli. Özellikle diyet yapanlar için çok çok doyurucu bir krep oluyor, bir kahvaltılık. Şu şekilde yumurtamızı iyice çırpalım. İçerisine baharat olarak çok az kimyon koyacağız arkadaşlar. Çok çok yakışıyor ve çok az tuz. Şuradan tuzluğumdan hemen ilave edeyim ben. Çok az bir kimyon. İyice çırpacağım. Bir dilim peynirimi doğrayarak şöyle şu şekilde küçük küçük içine atacağım arkadaşlar. Peyniri tercihinize de bırakabilirsiniz. Krem peynir de çok yakışıyor arkadaşlar. Krem peynirle de yapabilirsiniz. Beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Peynir tamamıyla tercihinize kalmış. Ama kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum bunu denemenizi. Denediğinizde çok çok hoşunuza gidecek. Diyet menülerinin vazgeçilmez bir öğünü olacak arkadaşlar. Çok beğeneceğinizden eminim. Ben çok yapıyorum bunu. Yaparken de sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Şöyle peynirimizi de içine karıştırıyoruz. Hemen tavamızı yağlayacağım arkadaşlar. Çok az bir yağ koyacağım. Şöyle bir damlacık. Şöyle. Evet, bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, çok azıcık bir yağla beraber şöyle fırça yardımıyla iyice her tarafını yağlayacağım. Ve karışımı tavama alacağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde yağladık. İyice karıştıralım yine ve tavamızı alalım. Ocağımızın üstünü alabiliriz arkadaşlar. Evet, üzerine şöyle bir kapak kapatacağım arkadaşlar. Çok daha güzel pişmesi için. Sonra alt üst yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde biraz pişmesini sağlayacağım. Evet, alt üst ettim arkadaşlar. Yine kapağını kapatıyorum. Birazcık daha alt kısmının pişmesini sağlayacağım ve sonra servis tabağıma alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kahvaltılığımız hazır. Şöyle tabağımızı alıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok nefis, yumuşacık. Böyle harika oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Şöyle bıçağımızla bir keselim arkadaşlar. Şöyle dilimleyelim. İçini de göstereyim size arkadaşlar. Harika bir kahvaltılık. Çok çok nefis. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben şöyle küçük dilim yapmayı seviyorum. O şekilde yapayım. Harika bir öğün, harika bir kahvaltılık arkadaşlar.
Yumuşacık ve çok çok lezzetli. Biliyorsunuz yulaf çok sağlıklı arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka deneyin. İçerisine baharatları istediğiniz şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde çok çok nefis oluyor arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok harika bir kahvaltılık. Böyle sıcak olarak tüketilmesi yanında bir çayla beraber harika oluyor arkadaşlar. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Beni izlemeyi, videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı tariflerde karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.